Mr. Beast'in yarışmasına katılan Türk yarışmacıyı hatırlıyor musun? Bununla alakalı bir shorts videosu paylaşmıştım ve Supernova isimli bir kullanıcı Mr. Beast'in videosunun altına çok eğlendiğini belirtmişti. İşte ben de orada ufak bir hata yapmışım. Mr. Beast'in yarışmasına katılan kişi Supernova değilmiş. Dün benim için enteresan bir olay oldu aslında. Deniz isimli bir çocuk kendisinin Mr. Beast'e katılan o Türk yarışmacı olduğunu söylüyordu. İlk bakışta troll sandım tabi ama profiline girince işlerin rengi değişti. Bu çocuk gerçekten de Mr. Beast'e katılan o Türk yarışmacıydı. Ben de bir Mr. Beast hayranı ve izleyicisi olarak bu kardeşimize sormak istediğim çok soru vardı. Mesela Mr. Beast'in videolarında gerçekten %1 bile olsa kurgu yok muydu? Bunun gibi şeyler işte. Sağ olsun teklifimi kabul etti ve kendisiyle Mr. Beast videosunda yaşadıklarıyla alakalı röportaj tadında güzel bir sohbetimiz oldu. Hoş geldin Deniz. Hoş bulduk abi, nasılsın? Teşekkür ederim Deniz. Sen nasılsın? İyiyim abi, sabah burada işte, yeni kalktık sayılır. Kaç yaşındasın Deniz? 23 yaşındayım şu anda. 23 yaşındasın. Ben seni daha büyük bekliyordum açıkçası. Mr. Beast kurgu mu abi? Mr. Beast'in kurgu olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası ama varsa bile mesela %1 bile kurgu ihtimali var mı? Azerbaycanlı kardeşimize de mesela Mr. Beast çikolatası verdi ya. O kurgu muydu? Çünkü Mr. Beast çikolatasını verdi, eli titriyordu bir anda. Hani sen elin titriyormuş gibi yapacaksın dedi. Çikolatayı verdi, o bir anda Robin Hood oldu ya. O kurgu muydu? Yo, elleri gerçekten titriyordu. Sallıyordu, düşürdü 5-6 kez şeyi. Çünkü kaybı şey yapıyor, düşürüyor, hayatında yapmadı. Ama çikolata vermemişti o anda. Bazı insanları geri çağırdılar. Reklam yaptılar işte. Tam bunu yapacağız. Tekrar sana çikolatayı vereceğiz. Ondan sonra koyarız videonun içine. O geri gitti aslında. O kurgumsu şeyleri Mr. Beast mi söylüyor yoksa... Mr. Beast'in kafasından çıkıyor zaten. Çünkü sonuçta YouTube'un kralı oldu. Öyle bir şekilde çalışıyor ki kafası... Yani doğru. Bizim düşünemeyeceğimiz bir şeyler var. O diyor ki da ben bir çikolata reklamı koyabilirim tam buraya, çağırın birileri diyor. Düşerek geçmiştin ikinci tura geçerken. Evet. Orada evet. Mesela kapıyı açarken Mr. Beast herkesi toplamıştı ya bir tane alana. Orada herkes coşkulu gözüküyordu. Size coşkulu olun, hani enerjili olun, kayıttayız mı dediler yoksa siz gerçekten mi coşkulu? Herkes coşkuluydu bütün yarışmacılar. Birinci olan onlar bize diyorlardı tamam biz duvara indireceğiz, siz bağırın, çağırın, şey yapın, eğlenin. Böyle diyeyim abi, insan olarak çok güzel bir insan. Etrafımızdaydı, sürekli konuşuyordu, anlatıyordu bize. Ama video başladığı anda hemen değişiyor. Yani normalde konuşmayı sevmiyor insanların önünde. Biraz çekiniyor gibi aslında. 200 kişiydik mesela orada. Bir sürü kamera vardı. Yani ona çok rahat bir şey değil gibi geliyordu. Ama kamera başladığı anda hemen rahatladı. Bağırmaya başladı, sesi değişiyor. $2000 aldın mı? Aldım. 2 hafta sürdü. Sonra bankadan gönderdiler işte. Ama ya $500 vereceklerdi. Ama şeydir işte, yani herkes yarışıyor, terliyor. Bekledik biraz dışarıda şey yaptığında. Acıdı biraz bize girdi. $2000 vereyim herkese dedi işte bize. Onu da videoya koymadı bu arada. Orada sen okçulukta elenmiştin. Orasını görmedik ama elendiğini biliyoruz. Atasporumuz olduğunu biliyor muydun okçuluğun? Biliyordum. Ben de işte etrafımızdakilere söylüyordum. Bak böyle yapacaksın, böyle çekmen gerekiyor. Çünkü ben önceden yaptım bir arada. Ama göstermediği şeyler aslında herkes iki kez yaptı. Çünkü isimleri yazıyorlar ya, ülkenin ismini. Yani Japon, Türkiye, Endonezya. Onlar daha zor oluyordu. Onlar daha zor oluyordu. Çok fazla kişi kaldı diye 50 metre arkaya koydular. Ciddiyim, şu kadar abi, şu kadarcık üstünde kaçırdım valla. Herkese para veriyor sonuçta, yani üzülecek bir şey yoktu. Yarışmaya girdim, katıldım. Bütün yarışmalar bir günde mi bitti? Her yarışma ayrı bir gündü. Toplam 5 gün video oldu. Çekme şeydi. Ama şu futbol challenge'ı oynamak istiyordum. Çok basit gözüküyordu bana. Bak işte orada o şanssızlık olmasa okçulukta bence sen o futbolda kazanabilirdin. Mr. Beast'le ne konuştun mesela? Bizi odalar koydular işte. Benim yanımdaki kalan çocuk Uruguay'dı. Ona Uruguay'ın parasını getirdi. Uruguay'ın parasını verdi Mr. Beast. O da baktı ben bununla ne yapacağım lan diye şey yaptı. Onların arasında işte konuşuyorlardı. En çok bize konuşan ama Nolan'dı. Sürekli bizim yanımıza geliyordu, takılıyordu, şey yapıyordu. Onun peşine Chris ve Carl'dı. Öbürler yani biraz arkada kaldılar. Peki okçuluk anın nasıldı? Yani biz o görüntüyü göremedik. Mr. Beast sana ok atarken... Hani bütün yarışmacılarla konuşuyordu. Bir şey dedi mi? Ben aldım elime, hazırlıkta koydum.
Sürekli onun ayağını gösteriyorum gibi geldi ona. Aldı benim elinden. Ben bunu alacağım sen yapana kadar. Peki Mr. Beast'in yarışmasına bir Türk olarak nasıl katılabiliriz? Mesela ben katılmak istesem illa Amerika'da mı olmamız lazım? Hayır, yurt dışından da getirdi bir sürü millet. Almanya'dan, Estonya'dan, Rusya'dan herkes yani uçakla da geldi biletle. Onun ana şeyi onun sayfasına sürekli bakmak. TikTok'una, Instagram'ına. Mr. Beast Casting diye bir sayfa var. Onlar Türk insanlara bakıyorlardı. Ama benim çevremde başka Türk yok yani yarışmak isteyen. Ben onlara isim veremedim ama bu videoyu koyduktan sonra yarışmak isteyen biri varsa koysunlar isimlerini oraya ya da mesaj yazsın, form doldurması gerekiyorsa doldursunlar. Ya, katılabilirler yani isterse. Arada bir açıyor işte yani insanlara bakıyorum doldur bunu istersen seçeriz seni. Doldurdum bir şey çıkmayacağını sandım. Aradılar bu Deniz mi dediler. Evet dedim Türkiye'de misin dediler. Evet dedim Türkiye'de. Demişsin Türkiye'den geldin mi dediği anda ben biliyordum yani ülkelerle bir şey olacağını. Türkiye için işte hayatımda düşünemedim yani yarışabileceğimi. Yani ben hayatımda spor yaptım, taekwondo yaptım, böyle sporlarla katıldım da dünya stajda Türkiye'ye gösterebileceğimi sanmadım yani. Özellikle yenmediysen bile bir sürü gözler geldi ülkeye. Senin şampiyon olmanı isterdik. Tabii ki de ben de mesela senin şampiyon olmanı isterdim. Daha sonradan da selamlaşıp Deniz ile olan konuşmamızı bitirdik. Türk yarışmacımız Deniz'in serüveninde böyleydi işte. Dediğim gibi bir Mr. Beast yarışmasında Türk görmek bana gurur verdi. Ve onunla tanışma fırsatı da buldum. En azından Mr. Beast'in kurgu olduğunu düşünen ufak bir kesime Mr. Beast'in kurgu olmadığını kanıtlamış olduk. Yorumlarda fikirlerinizi ve Deniz'e sormak istediğiniz soruları bekliyorum. Onun kanalına ve benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim.